Evet. Hocam eleştirdi hem çözüm önerilerini getirdi. Şimdi önerileri hocamın söylediği birçok şeye tabii e, katıldığım e, konular var hocamın e, söyledikleri arasında ama öyle e, heyecanlı ve o kadar eleştirel konuşuyor ki böyle o söylediği güzel şeyler de arada kaybolup gidiyor Ersan hocanın. Şimdi e, organize sanayilere güneş panelleri şartı getirmeli çok güzel şart, bir şart yani. düşünüyor. Evet. Yani en azından belli bir kahvasını Buralardan sağlamak Zorunda e, şartı getirilmeli Mesela evlerinin Çatısına e, güneş enerji Panelleri koyacak olanlara çok daha Büyük kolaylıklar Getirilmeli e, özellikle Kırsal alanda yatırım da Çok pahalı çünkü kırsal alana Elektrik götürebilmek için e, Çok ciddi paralar harcanması Gerekiyor oralarda güneş enerjisi Teşvik edilebilir e, Şimdi Tabii Ersan Hocam da ben de ekonomist değiliz. Burada sadece vatandaşın nabzını e, tuttuğumuz kadarıyla e, aklımızın erdiği kadar konuşmaya çalışıyoruz. E, şimdi Türkiye'nin tarım ülkesi olması fikri hiç doğru bir fikir değil. Türkiye 1940 ile 1960 arasında kendisine biçilen rolü tarım ülkesi olarak e, oynamaya çalıştı. E, NATO'nun Türkiye'ye biçtiği rol e, NATO üyelerinin tarım ambarı olmasıydı ve aslında bana göre de e, Adnan Menderes'in idamına yol açan en önemli konulardan e, biri de buydu. Bu konuda Amerika ile ters düşmesi. Çünkü e, o dönemde Amerika'dan sanayi yatırımlar için sanayileşmek için istediği krediyi bir türlü alamayan Menderes, Rusya'ya yöneldi ve e, bunun karşılığını da canıyla ödedi. Ya da en önemli nedenlerden biriydi. Türkiye bir tarım ülkesi olmamalı ama e, tarımda da ciddi atılımlar yapmalı. Buna katılıyorum. Hollanda'ya ben sık gittiğim bir ülke Hollanda. Gerçekten... E, ...böyle gıpta edilebilecek ilk e, bakışta bir ülke. Milli geliri yüksek 40 bin doların e, üzerinde. E, daha çok da hayvancılık yani tarım derken böyle... E, ...buğday, işte arpa, e, ihracatı, ıspanak, pırasa, domates değil de... ...hayvancılık çok gelişmiş. Bir de tabii bitki, e, işte cül, lale, süs, süs. bitkileri süs. konusunda... Bütün dünyaya çok ciddi bir ihracatı var Hollanda'nın ama buna rağmen 2021'de, 2020'nin sonlarında yüzde sıfır olan enflasyon Hollanda'da bugün yüzde on buçuk düzeyinde. Yani hani ben hep bunu söylüyorum da yanlış anlaşılıyor. Böyle matematik gözüyle e, ve realist bir bakışla baktığınız zaman nedir? 10 kat artmış bir bir buçuk yıl içinde e, ee, Hollanda'da enflasyon 10 kat artmış doğru mu? Sıfırdan %10'a çıkmış. Yani 10 kat artmış. Diğer Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. Yine mesela Belçika'da %-4'ten Belçika'da %10.5'a 11'e çıkmış enflasyon. Almanya'da %8.5-9. Amerika'da bile son 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. %10'lara dayanmış Almanya'da enflasyon. Şey Amerika'da. Şimdi bütün dünyanın etkilendiği bir sıkıntıdan Türkiye'nin çok daha fazla etkilendiğini söylersek e, doğru olur bu. Türkiye çok daha e, etkilendi. Şu anda vatandaşın alım gücünde ciddi sıkıntılar var. E, bunun bir an önce e, alım gücünün yükseltilerek enflasyonun dizginlenmesi, hayat pahalılığının durdurulması gerekiyor. Yoksa şu söylem doğru, eğer enflasyonu dizginleyemezseniz, ee, asgari ücreti 3 ayda bir güncellemek zorunda kalırsınız. Fakat şöyle de bir ters yaklaşım var. Ee, eleştirenler şunu söylemiyorlar. Ya arkadaş asgari ücret bugün 4250 lira. Yani 4250 lirayla bir ailenin geçinebilmesi mümkün olmadığına göre asgari ücretin güncellenmesi gerekiyor. Şimdi önüme bir mesaj düştü. Twitter'dan diyor ki lütfen konuklarımıza sorar mısınız? Emekliyim. 147 dolar maaş alıyorum, ben nasıl geçineceğim? Şimdi Herkes elini vicdanına koysun. Erdoğan Bey, bakın doğru çok doğru söylüyor. Alım gücünü Türkiye'de, hani Ersan Hoca mı e, Aytunç Bey mi söyledi? E, gelir dağılımında adaletsizlik, Türkiye'nin aslında cumhuriyet kuruluşundan bu yana sorunu en büyük sorunu. Yani özellikle de 1940'tan sonra eee kangrenlenmiş bir sorun. Yani gelir dağılımındaki adaletsizlik bugün de en büyük sorun. Gelirin tabana adil bir şekilde yayılması gerekiyor. Bunu ya ücretleri düşük enflasyonda ücretleri yükselterek yaparsanız ya çok, çok güçlü en bir düşük emekli aylığı 3500 lira olmuş şu anda mecliste 3000 liraydı ya evet. ek önerge verildi değiştirilmiş 3500 i̇şte liraya çıkarılmış 3000 bekleniyordu 3000 e, bekleniyordu evet. Bir değişiklik önergesi verilmiş 3500'e çıkmış şimdi mecliste. Bütün Son emekli bana maaşlarına göre, yansıyacak mıdır? En var. düşük emekli aile 3500 liraya çıkarılmış. şunun olması gerekir. Bakın elinizi vicdanınıza koyup konuşursanız en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması Kesinlikle. gerekir. Yani eğer asgari ücreti siz asgari geçim indirimi olarak belirlemişse asgari geçim miktarı olarak belirlemişseniz yani bir emeklinin de geçinebileceği asgari ücret o demektir. Çok doğru. Bir de şöyle bir şey var zaman yetmiyor aslında ama bakın 3 bin lira alıp da ayda 50 bin lira kira geliri olan emekli de var. 3 bin lira emekli maaşı alıp da başka bir kuruş geliri olmayan emekli de var. Eğer devlet olarak ikisini de aynı kefeye koyarsanız adil davranmış olmazsınız. Yani bunu, bir takibi yapılamıyor. Bunu, kayıt dışılık da var. gelir değil. hane halkı gelir tespiti çok ciddi bir şekilde yapılmalı ve Gerçek gelirleri insanların tespit edilerek ona göre ya sen e, ayda 50 bin lira kira geliri olan e, insana tamam yine 2500 lira ver ama hiçbir gelir olmayan insanın da ev kirasını elektrik su parasını Avrupa'daki sosyal devlet anlayışı gibi sübhanset karşılar. Latif Şimşek bunun için yeni bir organizasyona şimdi, gerek yok. Bu ödemelerin girdi çıktığı biri şimdi bankacılık anladım, sistemi Anladım üzerinde. ama bak bir türlü Türkiye'nin sorunu bir türlü e, reel gelir toplayamaması bence. Şimdi e, gelir vergiden bahsediliyor ama e, Türkiye, devletin tek ve en önemli kalemi vergilerdir. Vergilerden elde ettiği gelirlerdir. Bu arada bir izleyici uyarıyor. Hollanda'da enflasyon 5.2 Hayır, o izleyicimiz bilmiyor. Peki olabilir. O, o izleyicimiz bilmiyor. Daha dün baktım rakamlara. Arkadaş bir daha baksın şeye ee, rakamı. %9.7 tamam. 46 hmm. yılın en yüksek rakamı Kaç, olarak 9.7. Yani Peki yani tamam mı? 58, 58 bin öyle, 58 ay onu konuşuruz ben biraz sonra söyleyeceğim yani, ben de. Evet ben de %10 10.5 civarında 7, dedim. Evet. Şimdi e, vergi konusunda bakın. Böyle e, oturup da ahkam kesmek de olmuyor. Herkes vergiden bahsediyor. Ama şirketlerin bilançolarını bir inceleyin. Yani diyelim ki 100 milyon kar etmiş bilanço üzerinde o şirket. O doğrudan vergi ama abi. Benim yok. bahsettiğim dolaylı, yok, yok. Dolaylı, hayır, doğru, doğru, doğrudan, dolaylı vergi. doğrudan vergi de doğru, haklısınız. Doğrudan, dolaylı vergi vergiyi söylüyorum o zaman. Şu, evet, haklısınız. 100 milyon karı var. Bakıyorsunuz Zararlı. 90 milyon masraf tamam. göstermiş. Ama 10 kur milyonun vergisi. Vergi da bileceğiz. bu doğru. Bir dakika, nasıl? E, kur korumalıdan stopaj alınmıyor ya kur korumalı He. bugün sizin söylediğiniz hani döviz artarsa enflasyon yükselir dediniz ya onu da aldım notlarımın arasına da hem diyorsunuz ki döviz artarsa enflasyon Hayır. yükselir Hayır, bunu görmek diye. lazım dövizin yükselmemesi için hükümetin aldığı bir tedbiri de eleştiriyorsunuz Tabii, tedbirin sebebi bir yapılan ama bakın o hata hocam o, o para Sayın birincisi diyor ki, Türk lirası Amerikan olarak verilen faiz bir para yerde ben faizi sabitlerim veya düşürürüm ya, hatta düşürecek de Maliyeti çok ağır alacak, onu da yapamıyor. Türk Lecim, lirası, yüksek bir bağlasın, evet, siz de Türk bağlayın. Tüm olarak verilen bir para, o kur korumalıya e, verilen para. E, i̇kincisi de, gerçekten kur korumalı e, sistemi e, dövizi düşürdü mü? Önce hızlı bir düşürdü, sonra aylarca sabitledi. Şimdi yine, mesela bu şirketlerin 15 milyon döviz varlıklarıyla ilgili getirilen tedbirle, döviz yine 1 lira kadar düştü ve ee, şu anda biraz daha stabil gidiyor. Ee, akaryakıttan alınan ÖTV'nin kaldırılması konusuna kesinlikle katılıyorum. Ama devletin çok ciddi bir gelir kalemi bu. Akaryakıttan alınan vergiler. Önce başka e, gelir getirici önlemler alıp hızla akaryakıttan alınan ÖTV'nin aşamalı olarak düşürülmesi en azından e, petrole gelen zammın geçmişte yapıldığı gibi bir süre ÖTV'ye tahvil edilerek petrol artışlarının durdurulması iyi bir çözüm olur Şu diye son düşünüyor. anda son dünya piyasalarındaki petrol hareketine baktığınızda ve dövize esasında bizim mazot açısından söylüyorum 20 veya 22,5 lira olması lazım. Onu da yapmıyor devlet. Yani o yurt dışında işte zannediyorum ee, İtalyan yani, bir, bir göre söyledi, doğru Yani söyledi. o giden yukarıya hep onu gerekçe gösteriyorlar. Aşağıya. Ama yok. aşağıya geldiğinde aynı inişi görmüyorsunuz. Ya ee, bir de bir şey bir iki cümle bir lütfen, şey daha iki cümle bundan sonra. Yo, yo, ben Latif e, abi buyursun. Sözü <laughs> e, bırakayım. Şimdi yo, buyursun. E, ya elbette ki sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bakın e, ciddi bir e, sıkıntı yaşıyoruz. Herkes bu konuda hemfikir. Cumhurbaşkanı da bakanlar da hiç kimse Türkiye güllük gülistanlık demiyor. Ama e, yani bugün e, Almanya'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan gelen arkadaşlarımız, yakınlarımız var. Ben ciddi bir şekilde soruyorum onlara. Yani etkilendiniz mi diye. Ya herkes etkilenmiş. Bütün dünya etkilenmiş. Yani üstelik e, Avrupa'da e, sağlık hizmetleri devletin e, sağladığı Kimi karşılıksız yardımlar Türkiye'deki gibi de değil. Yani bir e, röntgen filmi çektirip sağlık sigortası yoksa 150-200 euro para ödediklerini söylüyorlar. Ciddi sıkıntılar var ama ülkemizin güzellikleri de var. Bu sıkıntıları hep beraber aşmak için elimizden geleni yapacağız. Muhalefet muhalefetliğini yapacak elbette ki ama işte görüyoruz e, NATO'da <laughs> İspanya'da çok ciddi bir kazanım elde etmiş Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya karşı. Ee, orada e, çok lehimize bir mutabakat imzalanmış. Bunu görmeyen şu ana kadar şu saat itibariyle bunu yok sayan bir muhalefetle de Türkiye e, yol alamaz herhalde.